Nasılsınız? Ne var diyor? Nasılsınız? İyisiniz? Sen nasılsın? Allah hepimize yardımcı olsun. Allah ülkenin birlik görevini bozmasın. Mutlaka bu zorluğu aşacağız. En azından kurban değerini kesmesi lazım. Çekmesi lazım. Ya bir market kurban satar, market her şeyi satıyor. Faizle kurban alır mı ya? Kurban bu faizle bile. Faizle kurban kessinler ya. Marketlerde kurban kessinler ya. Artık marketlere dur demek lazım. İnşallah düzelir yani bu ülkeler düzelmesi. Başka gideceğimiz bir ülke yok arkadaş. Bir kalacağım var ya. İnşallah bu ülkeler düzelmesi. İnşallah bu mallığa dur de. Sayın Cumhurbaşkanı artık buna dur demesi lazım. Ben bunu bekliyorum. Biz de bekliyoruz başkanım sizden. Akaryakıda dur demesi lazım. Ne verin? 3 tane mi 5 tane mi her köyde bu işi yapan insana vereceksin. Ekmeği yap, ekmeği ekmekçi ekmek üstüne vermişler. Bunu ver. İnsanlar evde 3 tane ekmek, 5 tane tamam besleyecek, 10 tane koyun besleyecek. Devletin buna katkı yapması lazım. Bizim amacımız başkanım, şu an olması lazım. Devletin bunu yapma. Devlet kalkıp da hayvanı tanımayan, akıra giremeyen, hayvanın affedersin pisliğinde tiskilen insanlara kalkar sen bunu hayvancılığı buna verirsen hayvancının sonu biter. Sanatçı adama gidip destek veriyor ya. Hayvan desteği. Hiç sanatçı ya. Adam kontrol etmiyorlar başkanım. Gel. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen de iyisin. İki tane kumur değil mi? Ben bundan dolayı siz ziyaretinizle başkanım beraber yönetim kurulu ve genel sekreterimize çok teşekkür ederim. Her zaman genel kurulu gerçekleştiren Malatya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği başkanımızı tekrar kutlamaya, başarıların devamını dilemeye geldik. Bizler de yine aynı ay içerisinde bir genel kurulu gerçekleştirmiştik. Genel kurulda da bizim üyelerimizin de teveccühüyle yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Hem yönetim kurulumuzun başkanımıza tanışması hem de kendilerine başarılar dilemek için bugün buradayız. Bizi kabul etti, teşekkür ediyoruz kendisine. Mali müşavir ve mahsebici odası dediği zaman esnaf ve sanatkardan iç içe olan, ortağımız olan, bizimle beraber acı ve tatlı günlerimizi beraber yaşadığımız bir kurum. Biz kurumda razıyız. Allah işlerini rast getirsin. Hep beraber Malatya için, hep beraber esnaf için, hep beraber Malatya'yı kalkındırmak için birlikte, beraberlikte bütün sivil toplum örgütleri olarak beraber çalışmamız lazım Malatya'yı. Ne yapmamız gerekiyor? Gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar söylemek lazım. Ki muhasebeci arkadaşlarımız da biliyorlar özellikle de pahalılığın çok başını aldığını gittiğini, artık bu pahalılığın önüne geçmek lazım, dur demek lazım, önümüzü görmek lazım. Esnafımız sattığını tekrar yerine koyamadı, endişesi var. Vatandaşın evine aldığı eşyayı bir daha alamayacağını, bir gün sonra aynı fiyata bulamayacağını, özellikle de bayan kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız gittikleri zaman elinin boş döndüğü, filesini dolduramadığı bir günle karşı karşıyayız. Ama bu ülke bizim, bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, savunmak hepimizin boynunun borcu. Ama mutlaka yetkililerin de bunu artık biraz dur demesi lazım. İşte bugün bir Milli Eğitim Bakanı'nın size gelecek bir açıklaması var. 80 bir evde 100'e yakın ekmek fabrikası kuracak. Sayın
Milli Eğitim Bakanı'nın görevi bu olmaması lazım. Taşımalı eğitimin sorunu bitirdin mi, bitirmedin. Evet. Okulların sorunu, öğretmenlerin sorunu, fiziki bakımında, temizlik bakımında bunları bitirdin mi, bitirmedin. Şimdi ekmek senin neyine Sayın Bakanım? Ya geçen gün Malatya gelişinde bana söz verdin. Dedin ki taşımalı eğitimin sorunu bitireceğim. Ama sorun halen sırtında duruyor, halen insanların dalında duruyor. 7.30'da Milli Eğitim taşımalı eğitime mazot fiyatı anlaşma yapmış. Bugün mazot 30 lira 10 kuruş. Siz bunları çözdünüz mü? Bunun önüne geçtiniz mi ki bugün kalkıp? Yarın inşallah buğday da eker, arpa da eker Sayın Bakanımız. Bunları yaparsa artık millet eğitimde artık eğitimin önünün açılması lazım. Eğitimin gelişmesi lazım. Dünyada eğitimin söz sahibi olması lazım ki bizim Sayın Bakan gerçekte çok yadırgadı. Sayın Bakanım kalkıp da ben ekmek fabrikası kuracağım, ekmeğin parlama ekmek fabrikası kuracağım. Ekmek üretmek esnafın işi, vatandaşın işi, halkın işi ve devletin de işi değil. Yani şimdi bugün belediyeler devletlerle rekabet yapıyor esnafla. Esnaf da belediyeyle rekabet yapabilir mi? Yapamaz. Gücü yok. Gerçekte siz de görmüştünüz. Geçen Dışişleri Bakanımız buraya geldi. Esnafı biraz gezinti yaptılar. Milletvekilleri de yanında. Esnafın tamamen razı olduğunu, çok iyi olduğunu, milletvekillerinin kendilerine çok ilgilendiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını Sayın Bakan'a anlattılar. Bu bakan da Sayın Bakanımız da bugün Bakanlar Kurulu, eski bakanlar işte kabine toplantısında anlatacak. Diyecek ki Malatya'da esnaf ve sanatkar camiasını gezdik. Hiçbir sorunu yok, hiçbir sıkıntısı yok. Malatya'nın sıkıntısı yok diyecek. Bu da bizim esnafın yaptığı. Ben televizyonda kendim dinledim. Ben bunu televizyonlarda çok da reklamı oldu. Evet. Malatya'da hiçbir sıkıntı yok. Esnaf sanatkarın sıkıntısı yok. Milletvekillerinin bütün konularına ilgilendiği, kendilerine her gün çok büyük yardımcı olduklarını açıkça dile getirdiler. Bundan sonra da esnaf sanatkar camiası benim sıkıntım, benim şuyum var, ben çocuğun parasını ödeyemeyim, ben mazot parasını karşılayamayayım, ben bunu yapamıyorum demeye de hakkımız yoktu. Çünkü biz halen Malatya dışına çıktığımız zaman, dolar düştüğü zaman oynadınız mı oynamadınız mı diye. Bize bir de bunu söyledi. Onun için ben inşallah bundan sonra Malatya'nın bir sıkıntısı olmadığını öğrendik. Bizim de artık daha bundan sonra konuşmaya da hakkımız yok. Haddimiz de olmaması lazım. Çünkü dün bakana söylediler. Bakan da bugün Cumhurbaşkanı'na bunları anlatacak. Milletvekilinin de çok razı olduğunu, milletvekillerin bütün sorunlarına ilgilendiğini açıkça dile getirdiler. Ben kendilerine teşekkür ederim. Malatya halkına da teşekkür ederim. Esnafına da gerçekten sıkıntımız yokmuş. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri ağırlamakta, sizleri karşılamakta da büyük bir mutluluk duydum. Çünkü siz bizim esnafımızla ortaksınız.